arkadaşlar, coğrafya 2. dönem 1. yazılı provamıza hemen hızlı bir şekilde başlıyoruz. Hepiniz bu yazılıyı bekliyordunuz. Biliyoruz, önemli bir yazılı. İlk başta sizlere yazılı konularıyla alakalı bilmemiz gerekenleri vereceğiz. Hatta bu bilmemiz gerekenlerle alakalı sizlere özet verirken sizler de aşağıdaki linkte, açıklamalarda linki bulunan yerden tıklayıp bu PDF'leri çıkarabilirsiniz ve benim anlattıklarımı sizler de not alabilirsiniz ve aynı zamanda buradaki bilgilerin sınavda çıkacağını bilerekten hazırlanmış olursunuz. Bayağı bir soru hazırladık. Troposferin kalınlığı, iyonosferler, işte göktaşları, meteor, stratosfer ve aynı zamanda ardından gelen enleme dayalı sıcaklık soruları, yüksek basınç, alçak basınç soruları, rüzgarların etkili olduğu alanlar, sürekli rüzgarlar, bağınlayan, maksimum, hepsini çok güzel bir şekilde sizlere hazırladık. Güzel bir yazılı olmasını diliyoruz. Tabi bu bir prova. Bu provada dikkatli bir şekilde dinlerseniz veya bildiklerinizi videoyu durdurup cevaplamaya çalışırsanız sizler de sınavda çok iyi bir not alacaksınızdır diye umuyorum. 9. sınıf coğrafya çok çok önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü ileride gireceğiniz üniversite sınavında, yani eşit ağırlıklı olsanız, sayısalcı olsanız karşınıza çıkacak olan bugünkü adıyla TYT sınavında bu konular sınavın %50'sini hatta 60'ını oluşturuyor diyebiliriz. En önemli konular bunlar. Diğer konular, yani 10. sınıfın konuları çok basit konular. Nüfustur, yerleşmedir ama bunlar iklim, sıcaklık, atmosfer, basınç, nem gerçekten büyük iklim tipleri öğrencileri zorlayan konular. Ama sizler bu konuları dikkatli bir şekilde dinlediğinizde rahatlıkla anlayacaksınız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen konuya giriş almak istiyorum. Birincisi, yazılı konularımızda atmosfer ve iklim, iklimin ana elemanı sıcaklık, basınç ve rüzgarlar, nemlilik ve yağış, büyük iklim tiplerini görüyoruz. Şimdi birincisi, atmosferin yararlarını çok net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Atmosfer olmasaydı nefes alamazdık. Sıcaklık dağılmazdı, yani ısı dağılmazdı, ışık dağılmazdı, difüzyon olmaz, yani gölge yerler tam karanlık olurdu. Aynı şekilde meteorlar direkt üzerimize düşerdi. Aynı şekilde atmosfer olmasaydı radyo dalgaları da yansıyamazdı. Dolayısıyla bunların hepsini sağlayan şey atmosfer. Atmosfer olmasaydı adeta insan yaşamı biterdi. Mesela atmosferin olmadığı ayı düşünün. Ayda ne su var, ne iklim var, ne yağış var, ne nefes alabilir, hiçbir şey yok. Dolayısıyla atmosferin olmadığı yer ay. Atmosfer demek esasında insanların yaşamına olanak sağlayan mükemmel bir ortam demek. Atmosferin katmanlarına baktığımızda en alttan yukarı doğru çıktıkça, yani en alttan kastım şöyle. Diyelim ki ben burada duruyorum bir insan olarak, tamam mı? Benim üzerime bulutlar var, öyle değil mi? Şurada bulutlar var, kalem düştü bu arada. Bulutların üzerinde bak, burası buluttan olduğu yer troposfer olsun. Yani iklim olaylarının olduğu, su buharının tamamını barındıran ve kalınlığı ekvatorda fazla, kutuplarda az olan troposfer, hemen onun üzerinde stratosfer, hemen onun üzerinde mezosfer ki içerisinde ozon tabakası var, hemen onun üzerinde termosfer, hemen onun üzerinde en son çıkış olan egzosfer olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hatta ben burada çok küçük yazdığım için gözükmemiş olabilir. Şöyle göstereyim. Evet. Troposfer tabakası en önemli tabaka. Niye? Çünkü evet, burada iyonosfer gibi aralarda tabakalar var, radyo dalgalarını yansıtan. Ozon tabakası var, tamam, bunlarda sıkıntı yok ama temelinde iklim olaylarının yaşandığı troposfer tabakası çok çok önemli. Kalınlığı her yerde aynı değil, bunu da bilmenizi istiyorum. Hava durumu ve iklim arasındaki fark son derece keko bir soru olarak karşımıza çıkar. İklim uzun yıllar sonrasında uzun gözlemler sonucunda anlaşılıyor, ortaya çıkıyor. Mesela İstanbul'un iklimini öğrenmemiz için ne yapmamız lazım? Öncelikle Akdeniz iklimini bilmemiz lazım. Yani İstanbul iklimini bir günde, bir ayda, bir yılda öğrenmiyoruz. Yıllarca gözlemliyoruz ve kışların ılık ve yağışlı, yazların ise sıcak ve kurak geçtiğini görüyoruz ve diyoruz ki İstanbul'da Akdeniz iklimi vardır diyoruz. Ama hava durumu için bugünkü hava durumuna bakıyoruz. İstanbul'da bugün hava güneşli, yarın karlı, öbür gün yağmurlu olabiliyor. Daha dolayısıyla hava durumu daha kısa süreli durumları gösteriyor. İklimin doğal ve beşeri sistemler üzerindeki etkileri zaten çok çok fazla. İklime bağlı olarak ulaşım etkileniyor. Karda yollar kapanıyor. Turizm etkileniyor. Akdeniz'de güneşli gün sayısı fazla. Erciyes'te kış turizmi yapılabiliyor. Veyahut da aynı şekilde tarımsal üretimi ve buna bağlı olarak endüstriyel bitkileri net bir şekilde iklim etkiliyor. Hatta iklim insanların yaşayışını bile değiştiriyor. Şöyle düşünün. Şöyle bir dünya çizelim. Biliyorsunuz ekvator çevresinde sıcaklık farkları çok çok az. Buralarda güneş ışınları iyi geldiği için ve nemlilik fazla olduğu için sıcaklık farkı çok çok az. Kutuplarda hava hep soğuk. O zaman şöyle diyelim. Bu bölgede hava hep sıcak. Kutuplarda hava hep soğuk. Buralardaki insanlar daha sakin oluyor. Niye? Buradaki adam hep sıcak. Hiç mont diye bir ihtiyacı yok. Buradaki adam hep soğuk. Hiç tişört diye bir ihtiyacı yok. Ama orta kuşak dediğimiz X diye gösterdiğim yerlerde, ılıman kuşakta hava bazen soğuk bazen sıcak olduğu için bazen mont bazen tişört giyiyoruz ve bu da ister istemez bizim mücadeleci olmamızı sağlıyor. Zaten dünyada insan nüfusunun çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'daki bütün ülkeler, Türkiye, Çin hep bu orta kuşakta.
İklim elemanlarına baktığımızda sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik, yağışı görüyoruz ama burada en önemlisi sıcaklık. Çünkü dünyada sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler sınavlarda mutlaka geliyor. Hem üniversite sınavlarında hem de muhtemelen gireceğiniz yazılıda karşınıza çıkacak. Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlerde birincisi tabii ki enlem. Enleme bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalıyor. Ve aynı şekilde mevsimler de sıcaklığın dağılışını etkiliyor. Yazın hava sıcak oluyor, kışın hava soğuk oluyor. Yine yükselti sıcaklığı etkiliyor. Yükseklere çıkıldıkça her 200 metrede sıcaklık 1 derece azalıyor. Dolayısıyla X noktası ile Y noktası aynı enlemde yer alsalar bile Y noktası daha soğuk oluyor. Çünkü yukarı doğru çıkıldıkça sıcaklık azalıyor. Bundan başka nemlilik, karasallık, denizellik, bitki örtüsü bütün bunlar sıcaklığı etkiliyorlar. İzotermlere baktığımızda ise eş sıcaklık eğrileri olduğunu görüyoruz. İzohipsler eş yükselti eğrileriydi. Birazdan göreceğimiz izobarlar eş basınç eğrileri. İzotermler ise eş sıcaklık eğrileri. Aynı eğri üzerinde bütün sıcaklıklar aynı olmak zorunda. Burada şuna dikkat edin. Mesela diyelim ki burası 18 derece sıcaklık eğrisi ise burası da 17 derece sıcaklık eğrisi ise siz şuranın sıcaklığını bilemiyorsunuz. Bunu da bilmeniz lazım. Çünkü eğri üzerindeki yerin sıcaklığını net bir şekilde bilebiliriz. Basınca baktığımızda sıcaklık kuşakları da önemli yine aynı şekilde. Sıcaklık kuşaklarına bağlı olarak insanların yaşadığı yerin iklimi de net bir şekilde etkilenecek. Basınca baktığımızda basınç atmosferin yeryüzüne uyguladığı kuvvet. Şöyle düşünün. Şurada bir adam var, tamam mı? Bu adamın üzerinde şöyle bir boşluk var. Bu adamın üzerinde şurada bir adam çiziyorum. Bu adamın üzerinde şöyle bir boşluk var. O zaman hangisine basınç daha fazla? Tabii ki de bunun üzerine atmosfer daha fazla kuvvet uyguluyor. Dolayısıyla yerden yükseklere doğru çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu azalacağından basınç da azalacak. Basınç sıcaklıkla da yine ters orantılı olacak. Şöyle ki ekvator sıcak olduğu için alçak basınç olacak. Kutuplar soğuk olduğu için yüksek basınç olacak. Niye? Çünkü soğuyan hava alçalacak ve bizi yüksek basınç yapacak. Isınan hava yükselecek, genleşecek ve alçak basınç yapacak. Hatta biz o yüzden kaloriferleri aşağıya koyuyoruz. Klimaları ise yukarı koyuyoruz. Niye? Soğuyan hava alçalsın, bizi soğutsun diye. Sürekli basınç alanları var. Yüksek ve alçak basınç da yine sınavda karşımıza çıkacak olan bir konu. Yüksek basınç ve alçak basınçla alakalı videolarımızı izleyen arkadaşlar mutlaka biliyordur. Tam bir ters ilişki var. Yani şöyle, yüksek basınçta hava kurak ve rezil. Yüksek basınç alanlarında az yağış var, az bulutluluk var, az nemlilik var, hava hareketi alçalıcı. Ama alçak basınç alanlarında ise yükselici hava hareketi var. Yüksek nemlilik var, yüksek yağış var, yüksek bulutluluk var. Mesela Rize, Ekvator, İngiltere alçak basınç alanı iken çöller, kutuplar, rezil yer, kurak yerler hep yüksek basınç oluyor. Dolayısıyla basınç demek yağış falan demek değil. Rüzgarlar da hep yüksek basınçtan alçak basınca doğru esecek. Bunu da iyi bilmemiz gerekiyor. Rüzgarın hızını etkileyen ve rüzgarın yönünü etkileyen birçok faktör var. Rüzgarın hızını etkileyen faktörlerin başında tabii ki dünyanın günlük hareketi var. Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak rüzgarlarda sapmalar oluyor ve bu sapmalar rüzgarın aynı zamanda hızını yavaşlatıyor. Yine basınç eğrileri arasındaki yakınlık ya da basınç eğrileri arasındaki fark da rüzgarın hızını etkileyen önemli faktörler arasında. Tabii ki yer şekilleri de rüzgarın hızını etkiliyor. Yani siz diyelim ki şuradan şuraya bir rüzgar esiyorsa, diyelim ki şu kırmızı rüzgar olsun. Burada siyah takılacak ama burada ise hiçbir şey takılmadan dümdüz gidecek. O yüzden zaten okyanuslarda, denizlerde yelkenler var. Rahat rahat rüzgarın enerjisinden faydalanıp gidiyorlar. Ama karalarda biz yelkenliği kullanamıyoruz. Çünkü apartmanlara, dağlara, tepelere takılabiliyor. Rüzgar çeşitlerinde sürekli rüzgarlar, mevsimlik rüzgarlar, yerel rüzgarlar var. Bunlarla alakalı zaten çok güzel bir soru hazırladık sizlere. Şurada göstereyim bakın. Bu soru üzerinden de zaten tekrar edeceğiz. Nerede maksimum nem? Öncesinde şöyle açalım. Evet. Bakın sürekli rüzgarla alakalı bir soru hazırladık. Bunun üzerine de göstereceğiz. Ama sürekli rüzgarla alakalı şunu bilmemiz gerekiyor. Rüzgar daima yüksek basınçtan alçak basınca estiği için kutuplarda yüksek basınç, ekvatorda alçak basınç olduğu için rüzgarlar böyle hareket etmeye başlayacak ama dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşan dinamik basınç kuşakları arasında da batı rüzgarları gibi, kutup rüzgarları gibi, alize rüzgarları gibi önemli basınçla bağlı rüzgarlar oluşacak. Bunları da birazdan göreceğiz. Nemlilik ve yağışa baktığımız ise nemlilik ve yağış esasında son derece lokum bir konu. Hatta şöyle göstereyim size nemlilik ve yağışla alakalı. Şuradan böyle boş bir kağıt varsa oradan göstereyim. Şurada boş bir kağıttan göstereyim. Nemlilik ve yağışta temel mantık şu. Mesela şöyle bir yer çizelim şöyle. 3 tane bölge çizelim, tamam mı? Bunların üçüne de güneş çiziyorum şöyle. Burada da güneş var. Burada da güneş var. Burada da güneş var. Hemen devam ediyorum. Buraya insanlar çiziyorum. Burada bir adam var. Kafasında şapka var güneş üzerine geleceği için. Buradaki adam şapkasını çıkarmış. Buradaki adam ise elinde şemsiyeyle geziyor. Şimdi bunun sebebini söylüyorum. Birinci adam
Şapkayla geziyor çünkü güneş ışınları direkt kafasına geliyor. İkinci adam şapkasını çıkarmış çünkü hava biraz bulutlu. Üçüncü adam ise artık elinde şemsiyeyle geziyor çünkü hava baya baya bulutlu. Artık güneş neredeyse hiç gözükmüyor. Bu adam niye şemsiye taşıyor? Yağmur yağabileceği için. Bu adam niye şapka takıyor? Güneş ışınları direkt kafasına geldiği için, kafama güneş geçmesin diye. Şimdi işte hangisine yağmur yağma ihtimali fazla desem, siz 1, 2, 3 arasında 3'te daha fazla yağmur yağma ihtimali olduğunu nasıl biliyorsanız, bir de yağış ihtimalinin daha az olduğunu nasıl biliyorsanız, yeryüzünde şöyle diyeceksiniz. Yağışın açıklaması, yani yağış ihtimalini bağıl nem gösteriyor. Bağıl nem eşittir mutlak nem bölü maksimum nem. Yani mutlak nem maksimum neme ulaştığı zaman, 1 bölü 1 olduğu zaman bağıl nem oluyor. %100'e ulaşıyor ve direkt olarak yağış başlıyor. Bu şu demek, yağış ihtimali, bakın bunu Türkçesinde yazıyorum. Yağış ihtimali diğer adıyla bağıl nem eşittir bulutlar bölü gökyüzü diyebiliriz. Tabi burada her şey direkt ona denk gelmiyor ama mutlak nemin yerine nem koyabilirsiniz, suvarı koyabilirsiniz, bulutları koyabilirsiniz. Maksimumun yerine de sıcaklık koyabilirsiniz. Bağıl nem ise direkt yağış ihtimali. Şöyle düşünün. Yağış ihtimalinin artması için bulutların artması gerekmez mi? Evet. Eğer bulutlar azalırsa, gökyüzündeki boşluk artarsa bu sefer yağış ihtimali azalır. İşte bu tabloyu zihninizde tutarsanız çok rahatlıkla sorular yapabilirsiniz. Zaten birazdan da soruya geleceğiz diyoruz. Bir de oluşumlarına göre yağış tipleri var. Onu da hemen şurada net bir şekilde gösterelim. Eğer yamaçtan yükselen hava hareketi yağış bırakıyorsa orografik yağış oluyor. Ki bu hava hareketi yağış bırakmaz. Buna biz fön rüzgarı diyoruz. Yükselici hava hareketi yağış bırakıyor. Konveksiyonel yağış diyoruz. Ki bu alçak basıncı da şekilliydi. Aşağı doğru inen hava yağış hareketi bırakmıyor. Ve yine aynı şekilde soğuyan hava alçalırken, ısınan hava da yükselirken karşılaşırsa bunların karşılaşma alanlarında da cephe yağışları oluyor. Cephe yağışları Akdeniz'de, yamaç yağışları muson ikliminde ve Karadeniz ikliminde, konveksiyonel yağış ise ekvatoral ikliminde, savan ikliminde, step ikliminde çok yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada görülen iklim tipleri de yine önemli. Bununla alakalı birkaç saniye bir şeyler söyleyelim ve ardından da artık yazılı sorularımıza geçelim. Şimdi Türkiye ılıman kuşakta yer alıyor. Dolayısıyla ılıman iklimlerin hepsini yer şekilleri sayesinde görebiliyor. Akdeniz iklimi yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı olan. Ilıman okyanusal iklim her mevsim yağışlı olan İngiltere'deki Rize'deki iklim. Yine ılıman karasal iklim, step iklimi dediğimiz İç Anadolu bölgesinde görülen, kışları soğuk olan ama yazları da sıcak olan iklim. Sert karasal iklim ise Kanada'da Doğu Anadolu bölgesinde görülen iklim. Kışlar son derece sert, 4 ay boyunca kar yerde kalıyor. Akdeniz kışın yağış alıyor. Ilıman okyanus her mevsim yağış alıyor. Ilıman karasal ilkbaharda yağış alıyor. Yani step iklimi. Sert karasal ise yazın yağış alıyor. Peki Türkiye'de görülmeyen iklimler neler? Sıcak iklimler ve soğuk iklimler. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Ekvatoral iklim ekvator ve çevresinde görülüyor ve her mevsim yağış alıyor. En fazla yağışı ekinoks dönemlerinde, yani 21 Mart ve 23 Eylül dönemlerinde alıyor. Savan iklimi yazın bol yağış alıyor ve sıcaklık farkı az çünkü güneş ışınlarının düşme açısı fazla değişmiyor. Muson iklimi Güneydoğu Asya'da çok sık görülüyor ve muson ikliminin en önemli özelliği yazın çok fazla yağış alması, sadece 3 ayda ve o kadar fazla ki diğer iklimlerden bile fazla. Hatta buralarda Afganistan'da, Hindistan'da, Bangladeş'te, Endonezya'da yazın sel görülüyor. Çöl iklimi ise çölü düşünün zihninizde, kurak, rezil. Tamam, bu kadar basit. Soğuk iklimlere baktığımızda tundra iklimi yine kutup altı bölgelerde görülüyor. Grönland'da görülüyor. Tundra ve kutup iklimi Türkiye'de görülmüyor. Kutup ikliminde kar 12 ay boyunca, daha doğrusu sıcaklık 12 ay boyunca sıfırın altında. Tundra ise 1-2 ay böyle sıcaklık sıfırın üzerine çıkıyor. O dönemde de tundra adını verdiğimiz yosunsu bitkiler ortaya çıkıyor. Ekvatoral iklimde geniş yapraklı ormanlar, savanda uzun boylu otlar dediğimiz savanlar, musonda yazın yeşeren ormanlar, çölde kaktüsler, Akdeniz'de maki, ılıman okyanusalda orman, ılıman karasalda bozkır, sert karasalda çayır ve taygalar, tundrada tundra bitkisi, kutupta ise hiçbir şey yok bitki olarak. Bunları da bilmemiz lazım diyoruz ve hemen vakit kaybetmeden sorulara geçiyoruz. Şimdi bol sorumuz var. Hızlı gideceğiz. Biraz hızlı anlatıyorum ama sizler de beni dikkatli bir şekilde dinlediğinizde veyahut da yavaşlatarak dinlediğinizde konuyu net bir şekilde anlarsınız. Vaktiniz değerli olduğundan, kotanız değerli olduğundan hızlı ve dikkatli bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Troposferin kalınlığının ekvatorda fazla, kutuplarda az olmasına etkili olan faktörler nelerdir? Birincisi ekvatorda yükselen hava ne yapıyor? Sınarak yükselen hava tabii ki troposferin kalınlaşmasını sağlıyor. Ekvatordaki sıcaklık diyoruz, tamam mı? Aynı zamanda kutuplarda hava soğuk olduğu için soğuyan hava alçalıyor ve troposferi inceltiyor. İkincisi ekvatordaki yer çekimi. Ekvatorda sıcaklık fazla. Ekvatorda yer çekimi fazla. Bunlar önemli. Ve yine ekvatordaki çizgisel hız fazla. Çizgisel hızın fazlalığına bağlı olarak kalınlığı troposferin ekvatorda fazla. Her yerde aynı değil diyoruz. Bu üniversite sınavında da çıkmış. Troposferin kalınlığının ekvatorda fazla olmasının sebebi nedir demiş ve doğru cevap troposferin kalınlığının ekvatorda fazla olmasının sebebi ekvatorda ısınan havanın yükselmesidir demiş. Siz de karşınıza sınavda veya yazılıda böyle bir soru çıkarsa mutlaka bu cevabı
seçeneklerin içerisinde veyahut da cümlelerin içerisinde yer verin diyoruz ve hemen diğer bir soruya geçiyoruz. İçindeki iyonosfer katmanı radyo dalgalarını ileterek kablosuz haberleşmeyi sağlar diyor. Son derece keko bir soru. Termosfer direkt bilgiye bağlı olan bir soru. Radyo dalgaları iyonosfer katmanında birbirine geçiyor. İklim olayları dediğimiz yağmur, kar, bulut, sis gibi hava olaylarının yaşandığı katman tabii ki en başta özetlerde de verdiğimiz troposfer katmanı. Çünkü su buharının tamamı yani %100'ü su buharının tamamı burada yer aldığı için iklim olayları burada diyoruz. Geçiyoruz başka bir soruya. Göktaşlarının meteor atmosferde yanması ve parçalanmasının gerçekleştiği katman tabii ki de mezosfer katmanı. Yani mezosfer katmanı olmasaydı başımıza taş yağacaktı. Üst kısmında yer alan ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınları süzer. Ozon tabakası diyoruz. Ultraviyole ışınları süzüyor. Bu katmanın ismi de stratosfer katmanı olduğunu net bir şekilde bilmemiz lazım. Şimdi geldik başka bir soruya. Aşağıda doğal ve beşeri unsurlardan iklimin etkili olduğu durumları yeşil tik ile işaretleyiniz demiş. Dünyanın şekli ve hareketleri doğal ve beşeri unsurlar iklimin etkili olduğu alanlar. Şimdi dünyanın şekli ve hareketleri nasıl olacak? Şöyle düşünelim. Burada soru benim kafamı karıştırdı. Aşağıda doğal ve beşeri unsurlardan bunlar doğal ve beşeri unsurlar iklimin etkili. İklim dünyanın şekli ve hareketinden etkili olmaz. Yani iklime bağlı olarak dünyanın şekli ya da hareketleri değişmez. Yani dünyanın günlük hareketi gece gündüz bir yerde Akdeniz iklim var, bir yerde karasal iklim var diye değişmez. Gece gündüz her zaman oluşur. Ekvator her zaman şişkindir, kutuplar her zaman biraz daha daralır. Dolayısıyla bu iklimle bağlantılı. Ama toprak tipleri net bir şekilde iklimle bağlantılıdır. Niye? Çok fazla yağış alan yerlerde toprak ıslanır ve tuz oranı az olur, kireç oranı az olur. Bakınız ekvatoral iklimdeki topraklar gibi, laterit toprağı gibi verimsiz topraklardır. Ve hiç yağmur yağmayan kurak yerlerdeki, çöllerdeki, step iklimdeki topraklarda son derece kötü olur. Dolayısıyla az yağış da kötü, çok fazla yağış da kötü. İklim toprak tiplerini net bir şekilde etkiliyor. Tarımı %100 etkiler. Çok yağış olan yerde çay yetişir. Hiç yağış olmayan yerde de tabii ki çay yetişemez gibi. Denizlerin tuzluluğuna iklim direkt olarak etkiler. Niye? Aynı insan gibi denizlerde sıcağı gördüğün zaman terler ve tuz çıkarır. Dolayısıyla dünyanın en tuzlu denizleri dünyanın en sıcak denizleridir. Kızıldeniz Akdeniz'den daha tuzludur. Akdeniz Ege'den, Ege Marmara'dan Marmara, Karadeniz'den Karadeniz'e, Baltık Denizi'nden çok daha tuzludur. Akarsu debisi ve rejimine baktığımızda bu da tabii ki iklim tarafından etkilenir. Akarsular akıyor ama eğer yağış olursa daha iyi akar, daha debili, daha güçlü bir şekilde akar. Debi hani musluğu açtığımızda fırşır fırşır akıyor ya, akarsuyun şiddeti de böyle bir şey. Musluğu kısık açarsanız debisi azalıyor. Çok açarsanız debisi artıyor gibi düşünebilirsiniz. Bol yağışlı yerlerde de debi çok daha fazladır. Rejim de yine düzenli yağış alan yerlerde akarsu rejimi düzenli, düzensiz yağış alan yerlerde akarsu rejimi düzensizdir. Yeraltı kaynaklarının iklimle hiçbir alakası yoktur. Aa burası çok yağışlı, burada altın çıksın. Aa burada hiç yağmur yağmıyor, burada kömür çıksın diye bir şey olamaz. Nüfusun dağılışında net bir şekilde iklim etkiler. Çünkü iklimin elverişli olduğu yerlerde Akdeniz'de, Ilıman Okyanus ikliminde, step ikliminde insanlar yaşarken çok soğuk yerlerde, tundrada, kutupta veya çok kurak yerlerde, çöllerde insanlar yaşamaz. İç kuvvetlerin de iklimle hiçbir alakası yoktur. İç kuvvetler bir sonraki ünitelerimizde göreceğimiz yerin derinliklerinde olan olaylardır ve 10. sınıfta daha net göreceksiniz bunu. Burada yerin derinliklerinde dağların oluşması, volkanizma, depremler hiçbir şekilde iklimle alakalı değildir. Aa havalar çok sıcak, deprem olacak. Aa havalar çok soğuk, volkan patlayacak gibi bir şey tamamen saçma sapan bir cümledir. Konu tipleri de direkt olarak iklimden etkilenir. Bilhassa kentlerde beton yapılır ama bilhassa kırsal kesimde yani köylerde yağışın bol olduğu mesela Karadeniz'de ahşaptan evler yapılır. İç Anadolu'da kerpiçten evler yapılır çünkü yağış azdır. Akdeniz'de ise taştan evler yapılır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. İnsan karakterine net bir şekilde etkilediğini söylemiştik. Orta kuşakta yani ılıman kuşakta insanlar bir soğuk bir sıcakla mücadele ettikleri için aynı şu anda benim yaptığım gibi heyecanlı, hızlı, dinamik, aktif olmaya çalışırlar. Ama ekvatorda adamlar baba ne haber? Sakin ya zaten ama hep sıcak. Veya kutuplardaki insanlar baba ne haber? Hava hep soğuk ya kasmaya gerek yok şeklinde hareket ederler. Jeolojik yapı da yine iklimden tamamen bağımsızdır. Bir yerin deprem yapısı, fay hatlarında olmasının hiçbir şekilde iklimle alakası yoktur diyoruz. Ve geçiyoruz heyecan fırtınasına yani diğer bir soruya. Aşağıdaki haritada verilen alanlarla ilgili bilgilerin karşısına sıcaklık dağılışını etkileyen unsurlardan uygun olanı yazınız diyor. Yazalım. A'nın B'den sıcak olmasını etkilenir. A daha ekvatorda B ise daha kuzeyde. O zaman burada sıcaklığın dağılışındaki en önemli faktör enlemdir. Şunu unutmayın. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yani buradan buraya doğru gidecek ya da buradan buraya doğru gidecek sıcaklık azalıyorsa bu direkt olarak enlemle alakalıdır. Ama mesela şöyle Türkiye'yi düşünün. Türkiye'de kuzeye gidildikçe sıcaklık azalması lazım. Ama mesela Sivas'tan Samsun'a doğru gittiğinizde yani kutuba doğru gittiğinizde sıcaklık artar. Bu işte enleme ters bir durumdur. C'nin E'den sıcak olmasında C
E'den das çakmış. Şimdi C ile E aynı enlemde. İkisi de kıyıda. Ama burada Gulf Stream sıcak su akıntısı olduğu için burada okyanus akıntıları etkili olmuştur. Burada da Labrador soğuk su akıntısı olduğu için okyanus akıntıları ister istemez burada aynı enlemde yer alan, aynı deniz seviyesi yükseltisine yer alan iki farklı yerin farklı sıcaklıklara sahip olmasına neden olmuştur. C, ılıman okyanus iklimi görürken batı rüzgarları ve Gulf Stream sayesinde E kısmı bildiğiniz soğuk, karasal, sert karasal bir iklim görür. Kanada kıyıları gibi. D'nin F'den soğuk olması etkilidir. D, F'den daha soğuktur çünkü D daha yüksek bir yerdir. Burada da yükselti seçeneğini kullanabiliriz. Çünkü yükseklere çıkıldıkça sıcaklık her 200 metrede 1 derece azalır demiştik. Hatta bununla alakalı şöyle bir soru da gelebilir. Diyelim ki burası X noktası olsun, burası Y noktası olsun. İkisi aynı enlemdeyse. Burası artı 10 derece, burası da eksi 10 derece ise aralarında 20 derece sıcaklık farkı vardır değil mi? Artı 10'dan eksi 10, 20 derece sıcaklık farkı var. O zaman 20 derece sıcaklık farkı varsa 20 çarpı 200 metre eşittir 400 metre yüksekliğindedir bu da diyebiliriz. D'nin C'den yazın, C'nin de D'den kışın daha sıcak olması etkilidir. Bakalım D'nin C'den yazın, D C'den yazın daha sıcakmış. C de D'den kışın daha sıcakmış. Ha, bunun da temel nedeni nemliliktir. Nem gerçekten sıcaklıktaki en önemli unsurların başında gelir. Şöyle düşünün. Mesela burası deniz kenarları daha nemli olduğu için burası dağ başı daha az nemli olduğunu düşünelim. Şimdi deniz kenarında 9 tane nem var yani su buharı var yani yuvarlaklar var olduğunu düşünelim. Dağ başında 2 tane yuvarlak olduğunu düşünelim. Şimdi güneşten gelen enerjiyi burası 2 tanesini alabilir. Burası ise 9 tanesini alabilir. Burası dolayısıyla daha sıcak olur. Burası daha yavaş ısınıp soğur çünkü 9 tane yuvarlağı var. Boşaltıp doldurması daha uzun sürer. Bu ise daha çabuk ısınıp soğur. Dolayısıyla bunun 2 tane yuvarlağı var. Ve burada sıcaklık farkı daha fazladır. Burada sıcaklık farkı daha az. İşte bu yuvarlaklardan kastımız bulutlardır, nemliliktir, denizelliktir. Bu yuvarlakların az olması ise karasallıktır, sıcaklık farkının fazla olmasıdır. Ankara'da yuvarlaklar azdır. O yüzden çabuk ısınıp çabuk soğur. Ama deniz kenarında yer alan Antalya'da hava yavaş yavaş ısınıp yavaş yavaş soğur ve hep de sıcaktır. Devam edelim. B dağı nerede? B'deki dağın güney yamaçları ile G dağının kuzey yamaçlarının daha sıcak olması etkilidir. Buradaki temel faktör de bakı etkisidir. Kuzey yarımkürede dağların güney yamacı, güney yarımkürede de dağların kuzey yamacı daha sıcaktır çünkü güneş ışınları o taraftan gelir. Hani biz güneye bakan evler daha sıcaktır diyoruz ya. İşte biz kuzey yarımkürede yer aldığımız için böyle diyoruz. Eğer biz güney yarımkürede Avustralya'da yaşıyor olsaydık diyecekti ki kuzeye bakan evler daha sıcak oluyor. Kuzeye bakan evden al derdik. F'nin Temmuz ayında, G'nin ise Ocak ayında daha sıcak olması etkili olan şey ise tabii ki de mevsimlerdir. F, Temmuz ayında yaz yaşıyor. G ise Ocak ayında yaz yaşıyor. Dolayısıyla bu mevsimlerin oluşmasının temel faktörü olan eksen eğikliği ile alakalıdır. Bu da birinci dönemin ilk yazılı konularındandır. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Vaktiniz de değerli. O yüzden ben hızlı hızlı anlatıyorum. İnşallah sizler de tane tane anlıyorsunuzdur. Anlayamadınız. Veyahut da hocam çok fazla bilgi, çok fazla bombardıman şeklinde verdiniz dediğiniz anlarda biraz sakinleştirin videoyu ve dikkatli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Şimdi basınç merkezleri ile ilgili bilgileri doğru olanları D, yanlış olanları Y olarak belirtiniz demiş. Şimdi burada birincisi şunu bilmemiz lazım. S şeklinde olan yani saat yönüne gidenler kuzey yarım küreydi. Z şeklinde olanlar yani saat yönü tersine gidenler güney yarım küreydi. Dışarı doğru çıkanlar yüksek basınçlı, içeri doğru gidenler de alçak basınçlı. Şimdi bir de alçalıcı hava hareketi görülür diyor. Niye? Bakalım bir de dışarı doğru çıkıyor yüksek basınç. Yüksek basınçta alçalıcı hava hareketi vardı. Dolayısıyla bu doğru. Bunu da hemen şöyle öğretelim size. Bakın yüksek basınç diyorum ve alçak basınç diyorum. Yüksek basınçta tam tersi kelimeler kullanacaktık. Yani nasıl hocam tam tersi kelimelerden kastınız nedir diye söylerseniz. Şöyle ince bir kalem bulmaya çalışıyorum. Arıyorum ve bulamıyorum. O yüzden artık kalemle yazmaya başlıyorum. Yüksek basınçta şöyle gösteriyorum. Bakın alçalıcı hava hareketi vardır. Alçak basınçta ise yükselici hava hareketi vardır. Bakın şimdi adı yüksek ama alçalıcı hava hareketi var. Aynı zamanda az yağış var. Az nem var. Az bulutluluk var. Yani işte çöller kutuplar gibi. Alçak basınçta ise tam tersi. Bu sefer kırmızı renk kullanmak istiyorum. Yükselici hava hareketi var. Ve az değil de çok bak adı alçalıcı ama çok yağış var. Ekvator ya da ılıman okyanus ya da Rize gibi. Çok nem var ve çok bulutluluk var. Ve dolayısıyla sıcaklık farkı burada az. Şimdi bir yüksek basınç alanı ise hatta birinin olduğunu yazalım. Birincisi saat yönünde S şeklinde olduğu için kuzey yarımküre ve dışarı doğru olduğu için kuzey yarımküre yüksek basınç. Burası saat yönünün tersinde olduğu için güney yarımküre ve alçak basınç içeri doğru gittiği için. Bu yine saat yönünün tersinde olduğu için güney yarımküre ve dışarı doğru gittiği için yüksek basınç. Bu ise yine saat yönünde ve içeri doğru gittiği için kuzey yarımküre alçak basınç diyoruz. Şimdi bir de alçalıcı hava hareketi görülür doğru. Yüksek basınçta alçalıcı hava hareketi görülüyordu. İki de
Kuzey yarımkürede bir basınç merkezidir demiş. Bu yanlış. 2, güney yarımkürede. Bunu zaten yazdık. 3, alçak basınç merkezidir demiş. 3, hayır, yanlış. Niye? Çünkü dışarı doğru çıkıyorsa yüksek basınçtı. Niye? Hava hareketi merkezden çevreyedir. Bakın bunu da bilin. YB'de, bakın yüksek basınçta hava hareketi merkezden, yani bulutlardan çevreyedir gibi düşünebilirsiniz. Merkezden çevreye. 4'te yükselici hava hareketi görülür. Bakalım 4 neymiş? Alçak basınçmış. Alçak basınçta yükselici hava hareketi var. O zaman bu da yine doğru diyebiliriz. 5'e bakalım. 1 ve 3'te ışıma yoluyla ısı kaybı fazladır. 1 ve 3 neydi? 1 ve 3 yüksek basınçtı. Yüksek basınçlar kurak yerlerdi. Böyle az yağışlı, az nemli, az bulut yerlerdi. Dolayısıyla burada ısı kaybı fazladır. 5 de yine doğru. Bu ne demek biliyor musunuz? Bakın şöyle düşünün. Bir tane yer çiziyorum size. Burada bir adam var. Çok güzel bu adam. Burada bir adam var. Bu adam daha güzel. Şimdi burada güneş var, tamam mı? Burada da güneş var. Çok ilginç bir bilgi bakın. Bunu gerçekten birçok öğrenci bilmez ve anlayamaz ama dikkatli dinlerseniz siz bileceksiniz. Şimdi güneşten ışınlar geliyor. Hop çıkıyor. Gel 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 gel. Havada bulut olmadığı için bu bazısı yansıyıp kaybolup gidiyor. Anlaştık mı buraya kadar? Burada ise havada bulut var. Havada bulut olduğu zaman muhtemelen havanın daha soğuk olacağını düşünüyorsunuz siz değil mi? Hayır. Eğer aynı iklim yaşanıyorsa, aynı mevsimdelerse ve aynısı güneş ışınlarını alıyorsa burada güneşten gelen enerji bulutlar tarafından tutulur ve burada fazla kaybolmaz. Bak burada diyelim ki geçen giden bir sürü oldu, burada ise birazı kaldı. Dolayısıyla burası daha sıcak olur. Bakın burası sıcak, burası soğuk olur. Niye biliyor musunuz? Yani soğuk derken, soğuk demeyin tabii, anlamsız oldu. Daha az sıcak olur diyelim. Az sıcak diyelim. Yine sıcak olur tabii güneş olduğu için. Peki burası daha niye sıcak oldu hocam? Hava bulutlu. Bulutlar ısıyı tutar. Hani deniz kenarları daha sıcak, daha bunaltıcı oluyor ya. Hatta yazın hava bulutlu olduğu zaman deriz ki Allah'ım yarabbim yandım terledim bir yağmur yağsa da rahatlasak deriz. İşte o bulutun ısıyı tutmasıyla alakalıdır. Ama insanoğlu genellikle hani kışın hava hep bulutlu olduğu için, yazın hava hep güneşli olduğu için bulutlu havayı soğuk, bulutsuz havayı sıcak zanneder. Halbuki eğer yazın hava bulutlu olsa bulutlu hava daha sıcak olur. Veya kışın hava güneşli olduğu zamanlarda böyle bir güneş müneş açar ama gölgede donarsınız böyle. Anam ayaz dersiniz, donduk dersiniz. Çünkü kışın, yani aynı sıcaklığın olduğu kışında hava açıksa daha da soğuk olur. Yazın ise hava bulutlu olduğu zaman daha da sıcak olur, bunaltıcı olur. Bunun sebebi bulutlar ısıyı tutar. İşte bu yüzden 1 ve 3'te, yani 1 ve 3 yüksek basınçta, yüksek basınçta da az bulutluluk vardı. Az bulutluluğun olduğu yerde ışımayla ısı kaybı fazla var. Isıyı kaybediyor. Bu ise ısıyı tutuyor. Devam ediyorum. Gerçekten öksürttü sorular beni. 2 ve 4'te, yani alçak basınç alanlarında sıcaklık farkı fazladır demiş. Bu da yine yanlış. Niye yanlış? Çünkü 2 ve 4 bulutlu bir yer. Bulutlu yerde çok nem var, çok yağış var, çok bulutluluk var. O zaman sıcaklık farkı fazla olmaz. Hatırlarsanız dağlarda yuvarlaklar azdı. Yani bulutluluk azdı. Dolayısıyla sıcaklık farkı fazlaydı. Ama deniz kenarlarında sıcaklık farkı azdı. Niye? Deniz kenarlarında daha böyle fazla bulut var. Daha alçak basınç var. Alçak basınçta da sıcaklık farkı fazla değil, azdır. Bunu da unutmamamız lazım. 1 ve 3'te hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. 1 ve 3'te, 1 ve 3'te hava hareketi merkezden çevreye doğru. Bu da doğru. Yüksek basınçta merkezden çevreye. Bunlar da YB. O yüzden burası da yine doğru. 7'ye de doğru dedik. 8'e bakıyoruz. Demişiz ki 2'de kimyasal çözünme etkilidir. 2'de kimyasal çözünme etkilidir. 2 neydi? Alçak basınç içeri doğru gidiyor. Evet. Alçak basınç alanlarında kimyasal, yüksek basınç alanlarında fiziksel çözünme görülür. Dolayısıyla kimyasal çözünme bol yağışın olduğu yerlerde olur. Alçak basınç alanlarında da bol yağış olacağı için burada kimyasal çözünme etkilidir diyebiliriz. Nerelerde kimyasal çözünme etkilidir? Bakın söylüyorum, İngiltere'de, Rize'de, Akdeniz'de, yani böyle yağışlı, bulutlu gün sayısı fazla olan yerlerde. Akdeniz'de yazın hava biraz açık ve kuraktır ama kışın bol yağış alır. Mesela Antalya çok fazla yağış alır. Nereden daha fazla yağış alır? İstanbul'dan daha fazla yağış alır. Ankara'dan zaten kat be kat fazla yağış alır. Çünkü Akdeniz iklimindedir. 3. Kuzey yarımkürede alçak basınç merkezidir. 3. Kuzey yarımküre demiş, patlamış. Dolayısıyla bu da yanlış. Çünkü güney yarımküre saat yönünün tersinde. 1. S olunca kuzey yarımküre, Z olunca güney yarımküre. 1. Biz kuzey yarımkürede yer aldığımız için bunu unutmayın. Biz kuzey yarımkürede yer alıyoruz. O zaman biz saat yönünün de gitmeniz. Onlar hep tam ters diye düşünün. Güney yarımküredekiler. 1. Kuzey yarımkürede yüksek basınç merkezidir. 1. KYKB. Evet doğru. Burası da dolayısıyla doğru olduğu için ona da doğru diyoruz. Çok hızlı anlattım ama gerçekten dikkatli bir şekilde dinlediğinizde konunun tam taktiğini söylemeye çalıştım. İnşallah anlar ve sınavda süper not alırsınız diyoruz ve geçiyoruz rüzgarlara.
Rüzgarlara baktığımızda şunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın o kadar hızlı konuşmama rağmen bir sürü konuyu anlattığım için ister istemez şimdiden yarım saati devirmiş durunuyoruz. Ama birazdan sorularımız bitiyor. Sonra size nasıl çalışacağınıza dair ödevler vereceğim. Ve ardından da yazılım provamızı bitireceğiz. Çok az bir şey kaldı. Dikkatle dinlemeye devam edin. Şekle göre verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz demiş. Tamam, şekil yapmışlar. Güzel. Şimdi birinci rüzgara baktığımız zaman burada mavi rüzgarları soruyor. Kırmızı rüzgarları soruyor. Bir de sarı rüzgarları soruyor. Şimdi burada mavi rüzgarlar 90 termik yüksek basınç alanlarından 60 dinamik alçak basınç alanlarına esen kutup rüzgarıdır arkadaşlar. Biz bunlara kutup rüzgarı diyoruz. Zaten rüzgarları işleyeceğimizi söylemiştik sizlere. Bir de etkili olduğu alan tabii ki kutup kuşağıdır. Özelliklerine baktığımızda neymiş? Soğuk ve kuru karakterlidir. Belli kutuplardan geliyor. 60 paralelinde batı rüzgarlarıyla çarpışarak cephe yağışına sebep olur. Hatırlarsanız 3 tür yağış vardı. Bir şöyle yükselen orografik yağış, bir yükselici yağış yani konveksiyonel yağış, bir de soğuyan havanın alçalması ve ısınan havanın yükselmesi sırasında karşılaştıkları alanlarda oluşan cephe yağışları vardı. İşte cephe yağışları 60 enlemlerinde çok sık görülüyor. Niye? Kutuplardan soğuk rüzgarlar geliyor, çöllerden de sıcak rüzgarlar geliyor ve karşılaşıp cephe yağışları oluşturuyorlar. Bu da yine doğru. Şimdi ortadaki rüzgarlar ise alizeler, alize rüzgarları diyoruz. Etkili olduğu alan ise tropikal kuşak. Yani bu ekvator ve çevresi. Özelliklerini hep beraber inceleyelim. Kıtaların doğusuna yağış bırakırlar. Bu önemli bir bilgi. Bunu hocanız sınavda sorabilir. Ticaret rüzgarı olarak biliniyor. Çünkü gemilerin yelkenlerinin hareket etmesini sağlıyorlar. Kaynağını aldıkları dönencelere ters alize olarak geri dönerler. Yani burada tam tersinde alizeler var. Bu aşağıdaki rüzgara baktığımızda ise bu en önemli rüzgarlardan bir tanesi batı rüzgarları. Batı rüzgarları Türkiye'yi de etkiliyor. Bizlerde de zaten hani diyoruz ya Balkanlardan gelen soğuk hava, Balkanlardan gelen yağış hava kütlesi diyoruz ya. İşte o Balkanlardan değil batıdan gelen. Balkanlar bizim batımızda ya. O yüzden önce Edirne'de okullar tatil oluyor. Önce Edirne'ye kar yağışı geliyor. Etkili olduğu alana baktığımızda ise orta kuşak olduğunu görüyoruz. Zaten Türkiye, cennet ülkemizde orta kuşakta. Ilıman okyanus iklimini oluştururlar. Kıtaların batısına yağış bırakırlar. O yüzden adı batı rüzgarları. Batı Avrupa ve Türkiye'de etkilidirler. Bu rüzgarların esiş yönünü de çizdirebilirler size. Bakın onu da çizmeyi öğreteyim size. Şöyle şu sıfırı çizdiniz. Tamam, burası sıfır termik alçak basınç. Yani şöyle gösterelim. Kutuplar soğuk olduğu için her zaman termik basınç vardır. Termik. Ekvatorda her zaman sıcak olduğu için termik basınç vardır. Kutuplar soğuk olduğu için termik yüksek basınçtır. Ekvator sıcak olduğu için termik alçak basınçtır. Kutuplar soğuk olduğu için termik yüksek basınçtır. Bunlar dünyanın şekli ve sıcaklıkla alakalı olan basınçlardır. Bir de dünyanın günlük hareketine bağlı olarak 30 enlemlerinde ve 60 enlemlerinde dinamik basınç kuşakları oluşur. DDD yazıyorum. Dinamik basınç kuşakları dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşur. Termik basınç kuşakları ise dünyanın şekline bağlı olarak oluşur. Şimdi bu dinamik basınç kuşaklarında çöllerdekiler, hani çöller kuraktı ya, çöllerdekiler dinamik yüksek basınçtır 30'lardaki. İngiltere'nin de olduğu bu alan 60 enlemlerindekiler ise dinamik alçak basınçtır. Tamam. Şimdi rüzgarın en önemli özelliği neydi? Yüksek basınçtan alçak basınca esmesiydi. Şimdi hemen burada çiziyorum. Hatta burada tükenmez kalem kullanmak istiyorum daha net anlayın diye göstermek için. Şimdi rüzgar YB'den AB'ye esecek. Yani buradan buraya esecek. Burada da YB'den AB'ye esecek. Burada YB'den AB'ye esecek. Burada YB'den AB'ye. Burada YB'den AB'ye. Burada YB'den AB'ye esecek. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi burada ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir S çizeceksiniz. Bakın şöyle S'yi çiziyorum. Hop S. Hop S'yi çizdiniz mi arkadaşlar? Bu S'yi çizerseniz işiniz rahat. Niye? Şimdi bak rüzgar YB'den AB'ye esecek ya. Bak YB'den AB'ye esiyor. Batı rüzgarları. Bak gördünüz mü? Kıtaların batı kıyısına yağış bırakıyor. Hatta Türkiye'yi şöyle çizerseniz 36-42. Türkiye'nin de batısına yağış bırakıyor. Burada da yine YB'den AB'ye esecek. Bu sefer okun yönünü bu tarafa çizmeniz lazım. Buraya kadar her şey tamam mı? Burada da yine şöyle rüzgarlar çiziyorsunuz. YB'den AB'ye esen. Burada da bir Z çizeceksiniz. Z'yi çiziyoruz. Hop. Z'yi çiz. Hop. 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 Bak bu sefer de yine YB'den AB'ye çiziyor. Saat yönünün tersine gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şekilde çiziyorum. Burada da yine saat yönünün tersine YB'den AB'ye esiyor. Burada yine saat yönünün tersine YB'den AB'ye esiyor. Peki hocam neyi çiziyorsunuz? Şunlar bakın şurada üzerini siyahla çizdiklerim. Siyahla okla gösterdiklerim arkadaşlar. Alizelerdir. Alizeler ticaret rüzgarlarıdır. Ekvator ve çevresindeki karaların doğu kıyılarına yağış bırakırlar. O zaman buraya alizelerin rengini siyah olarak çiziyorum. Şu ortadakiler yani şu kahverengileri gösterelim. Bakın bunlar orta kuşak karalarının batı kıyılarına yağış bırakan batı rüzgarlarıdır. Gördüğünüz gibi. Güney yarım kürede de etkili oluyorlar.
O zaman batı rüzgarlarını şöyle kahverengiyle çiziyorum. Geriye kalan da kutup rüzgarları olmuş oluyor. Onu da şöyle tükenmez kalemle çiziyorum. Ve bu soruyu da bırakıp geçiyoruz ve geçtik nemlilik ve yağışa. Yavaş yavaş son sorulara doğru geliyoruz. Heyecan fırtınasına devam ediyoruz. Çok sevdiğim bir ders olduğu için hızlı anlatıyorum. İnşallah sizler de dikkatli bir şekilde dinleyip hızlı bir şekilde anlıyorsunuz. Görselde verilen şekillerle verilen bilgileri eşleştiriniz diyor. Tamam. 1, 2, 3 sıkıntı yok. Birincide yağış ihtimali var mı? Yok. Yani kabın taşma ihtimali var mı diğer bir deyişle? Yok. İkide var mı? Yani az. %50. Üçte taştı taşacak. Bunun gerçekte görüntüsü nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Böyle bir şey gördüğünüz zaman hemen yeryüzünü düşüneceksiniz. Yeryüzünde 3 tane yer çiziyorum şimdi size. Az önce videonun başında da anlatmıştım ama bir kez daha gösteriyorum. Bir numaralı yer nasıl biliyor musunuz? Bir numaralı yerde hava çok açık. Bak burada bu havanın nem açıdır şurası. Şuradaki bardaktaki boşluk nem açıdır, tamam mı? Nem açığı fazla olduğu için burada güneşli bir yer çizeceğiz, tamam mı? İki numaralı yerde ise nem açığı biraz daha az. Havada hafif bulutlar var. Şöyle çiziyorum bakın gördüğünüz gibi. Şöyle bulutlar çizdim. Güzel. Üç numaralı yerde ise hava taşlı taşacak. Yani yağmur yağdı yağacak. O yüzden bayağı bir bulut çiziyorum. Bak şöyle artık bulutlar kapkaranlık olmuş hatta. Yağmur yağdı yağacak. Gerçekten de burada hava taşlı taşacak durumda değil mi? Yağmur yağdı yağacak durumda değil mi? Zaten dökülmeye başlasa su damlaları dökülecek. Biz de şemsiyemizi açacağız. Burada ise yani yağar yani tabii ama %50 bir ihtimal. Burada ise yağma ihtimali bayağı düşük. Hava çok açık diyoruz. İşte 1 2 3'ün yansıması bu. Hangisinde nem açığı fazla? Burada, burada. Hangisinde yağış ihtimali fazla? Burada, burada. Burada bağın nem %100, burada ise %10-20 falan. Şimdi başlıyoruz. Nem açığı en fazla bağın nemi en az hava bak. Nem açığı en fazla olan 1 ve bağın nemi de en az olan hava 1. Buraya 1 diye yazıyoruz. Tamam. Bağın nemin en fazla olduğu hava 3. Niye? Çünkü yağış ihtimalinin en fazla olduğu hava. Bunu videomuzun en başından söylemiştik. Bir kez daha söylüyorum. Bağın nem eşittir. Mutlak nem yani havada mutlaka bulunan nem bölü max nem diyorum arkadaşlar size. Bunun Türkçesi şudur arkadaşlar. Yağış ihtimali yani bağın nem eşittir. Havadaki bulutlar yani diğer bir deyişle nem bölü gökyüzü. Havada bulutlar gökyüzünü kapladığı zaman ne olur? %100 olur ve yağış oluşur. İşte gökyüzü çoksa, havada bulutlar azsa o zaman da 1 bölü 100 olur. Bu da yağış ihtimalini azaltır. Bu kadar basit. Mesela bir insana deseniz bulutlar artarsa yağmur artar mı? Pff, der yani tabii ki ya. İşte mutlak nem artarsa yağmur artar mı? Artar. Bu kadar basit. Bağın nem artarsa yağmur artar mı? Artar zaten Türkçe konuşsana abicim. Yağış ihtimali artarsa bağın nem artar. Yağış ihtimali artarsa yağış artar demiş oluyorsun. Dolayısıyla biz insanlar havada bulut çok az olursa yağmur yağar diyoruz. Yağış ihtimali çok olursa yağmur yağar diyoruz. Ama coğrafyacılar ise bağın nem eşittir mutlak nem bölü maksimum nem gibi garip garip cümleler kullanıyorlar. Onların suçu bizim hatamız yok. Biz devam ediyoruz. Bağın nemi yaklaşık %50 olan diyor. Bağın nemi yaklaşık %50 olan. Ha bak burası %50'si. O yüzden buraya da 2'yi basıyorum. Nem taşıma kapasitesi en fazla olan. Şimdi nem taşıma kapasitesi en fazla olan bu tam bir fake'li sorudur. Buna dikkat edin. Havanın sıcaklığı arttıkça yani havanın maksimum nemi arttıkça havanın nem taşıma kapasitesi artar. O yüzden burada en fazla nemi taşıma kapasitesi olan bir numaralı yerdir. Yani 3'e birazcık hava ekleseniz bak birazcık ekliyorum şöyle kaleme bak. Ekliyorum bak taştı gitti. Buraya bunun yarısı kadar ekliyorum taştı gitti. Bunun ise bunun 3 katını bile eklesem taşmıyor. Çünkü taşıma kapasitesi fazla. Şöyle düşünün. Bir adamın cebi çok fazlaysa cebi çok aşırı fazla cepleri varsa bu adamın para taşıma kapasitesi fazladır. Ama bu adamın parasının fazla olduğu anlamına gelmez o. Yani cepleri çok fazlaysa, cebinde çok fazla boşluk varsa o zaman çok fazla da parası vardır anlamına gelmez. İşte bununla çok fazla nem taşıma kapasitesinin olması çok nemli olduğu anlamına gelmez. Aksine az nemli olduğu anlamına gelir. Anlaştık mı? Yağış olasılığı olan havaya baktığımızda ise tabii ki de 3 numaralı yer. Çünkü çok fazla yağış olasılığı var diyoruz. Ve geçiyoruz başka bir soruya. Artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Yazları serin, kışları ılık geçer. Yağış rejimi düzenlidir. Yıl boyunca batı rüzgarlarının ve cephe sistemlerinin etkisiyle bol yağış alır. İşte burası Türkiye'deki Rize'de de görülen ılıman okyanusal iklimdir. Ve aynı zamanda İngiltere'nin iklimidir diyoruz. Buraya hemen notumuzu düşüyoruz. Orman bitki örtüsüne sahip. Sıcaklık ve yağış özellikleri nedeniyle yüzeyin buzul örtüsüyle kaplanmış olması bitki örtüsünün gelişmesini engellemiştir. Ya artist yapma kardeşim işte kutup ikliminden bahsediyorsun. Yüzey buzul muzul. Ya kar mar her taraf buz. Hiç bitki yok. Sıcaklık hep sıfırın altında. Geç. Güneydoğu Asya kıyısına yer alan ülkelerde görülür. Güneydoğu Asya bizim anahtar kelimemiz. Yani muson. Oluşumuna kara ve denizler arasında görülen yıllık sıcaklık ve basınç farkları neden olduğu rüzgarlar etkilidir. Yani muson rüzgarlarının etkili olduğu muson iklimi diyoruz. Muson ikliminin en önemli özelliği muson rüzgarlarının yazın Hint okyanusundan Hindistan'daki Hindukuş dağlarına doğru esmesi ve oraya inanılmaz ciddi bir miktarda yağış bırakıp oraların yazın adeta sel yaşamasına sebebiyet vermiştir. Nem az oldu Türkiye'de görülmez. Nem az olduğu için günlük sıcaklık farkları fazladır. Yağış miktarı 200 milimetrenin altındadır. Yani nemin en az olduğu yer olan
fiziksel çözümlerin en fazla olduğu, yüksek basıncın en fazla olduğu çölleri söyleyebiliriz. Doğal bitki örtüsü kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlardır. Bununla birlikte kış ılıklığına ihtiyaç duyan maki çalıları yaygın olarak görülür. Kızılçam, maki, kızıl topraklı olan terra rosa, kırmızı topraklar bunların hepsi Akdeniz ikliminin özelliğidir diyoruz. Akdeniz iklimini de notlarımızın arasına alıyoruz ve geçiyoruz yeni bir soruya. Aşağıda ne diyor ne aşağısı ya? Alaska, Kanada, İskandinav ülkeleri ve Sibirya'nın kuzey kesimlerini görülür. Bu arada ben bunları hızlı anlatıyorum ama arkadaşlar şimdi bu soruları da çözeceğiz. Sizler mutlaka bakın sizlere şurada bir ödev de vermek istiyorum bu son soruyu göstermeden önce. 0'dan 9'a coğrafya kitabımızdan, 0'dan 9'a coğrafya kitabımızdan buralar zaten ilk yazılı konularıydı. Şu kısma çalışın bakın bunları tek tek sizler için hazırladık. Nedir orası? 1. Atmosfer ve özellikleri. Bu sayfayı eğer bu konulardaysanız sayfa 64'e çalışın %100 soru gelir. İklim hava durumu keko bir konu. Buradan kolay bir soru gelir ama şu sayfadan %100 soru gelir. Yani sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler, yükselti, nem, okyanus akıntıları, hakim rüzgar yönü. Bakı buradan %100 soru gelir sayfa 68'den. Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler de burada yorumlama sorusu olaraktan hazırladık. Burayı da mutlaka çalışın ve buradaki soruları çözün. İzotermlerin incelenmesiyle alakalı soru gelebilir. Basınçla alakalı basıncı etkileyen faktörler sıcaklık arttıkça basıncın azalması, yerçekim arttıkça basıncın artması, atmosferin yoğunluğu arttıkça basıncın artması, azaldıkça azalmasıyla alakalı soru mutlaka gelir. Bir yandan da konu anlatıyorum dikkatinizi çektiyse. Yüksek basınç ve alçak basınç özelliklerini karşılaştırdık. Az önce sizlere anlattık ama sizler de termik basınç, dinamik basınç da anlattık ama sayfa 76'ya mutlaka çalışın. Yine rüzgarın hızını etkileyen faktörler ve rüzgarın yönünü etkileyen faktörler bunları da anlattık ama sayfa 78'e mutlaka mutlaka çalışın arkadaşlar. Sürekli rüzgarlar, devreli rüzgarlar, tropikal rüzgarlar ve yerel rüzgarların çeşitlerini bilhassa meltemleri sizlere sınavda soracaklardır. Sayfa 80'e de çalışın. Buharlaşmaya bağlı olarak sıcaklığın buharlaşmaya bağlı olarak arttığını, rüzgarın hızına bağlı olarak arttığını, yüzeyin genişliğine olarak arttığını, bağın neme bağlı olarak azaldığını, yükseltiyle, enlem derecesiyle, yer çekimiyle ve yeraltı suyunun derinliğiyle ters orantılı olduğunu size zor bir soru olarak sorabilirler. Nemi zaten sizlere anlattık bu bardak örneğini. Hatta burada da aynı adam karşımıza çıkmış gördüğünüz gibi. Artık şunu bilmemiz lazım. Mutlak nem eşittir bulutlar, maksimum nem eşittir havanın sıcak olması ve güneşli olması, bağın nem eşittir yağış ihtimali olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ya dünyadaki yağışlı alanları da mutlaka size soracaklardır. Bağın nemin fazla olduğu ve az olduğu yerlere. Burada da sayfa 88'de yeryüzünde görülen çiğ sis 0 derecenin üzerinde ve atmosferde görülen bulutlar ve yağmur 0 derecenin altında yeryüzünde görülen kırıç ve kırağı, atmosferde görülen kar ve dolunun olduğu sayfalara da çalışmanızı istiyoruz. İklim tiplerine baktığımızda da yine burada çok güzel bir dünya üzerine gösterdik ama sizler sayfa 92, 94 ve 96'daki kutup iklimlerini, ılıman kuşak iklimlerini ve sıcak iklimleri güzel bir şekilde çalışmanız sizin için çok çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Ve bununla alakalı TAK'tan da ödev vermek istiyorum arkadaşlar. Sonra bu sorulara geçiyoruz. TAK coğrafyaya baktığımızda da yine iklim elemanlarıyla alakalı burada basınç ve sıcaklıktan önce hava durumu ve iklim. Bakın şurada atmosfer ve hava olayları sayfa 66'dan 68, 69. Buradaki açık uçlu soruları ve dünyadaki iklim tipleriyle alakalı kısa cevaplı soruları çalışın. Sayfa 79'a kadar gelmenizi istiyoruz. Şimdi hemen sorumuza geçelim. Resmen biraz bal gibi oldu ama emin olun sizin sınavda başarılı olmanız için bunları gösterdiğimizi düşünmenizi istiyoruz. Alaska, Kanada, İskandinav ülkeleri ve Sibirya'nın kuzey kesimlerine görülür. En yüksek sıcaklık 10 derece geçmez. Yıllık sıcaklık ortalaması 0 derecenin altında olan tundra iklimini de bilmemiz lazım. Bazen böyle bir karlar eriyor, yosunsu bitkiler ortaya çıkıyor demiştik. 10-20 enlemler arasında görülür. Brezilya, Venezuela, Bolivya, Çad, Nijerya ve Avustralya gibi ülkelerde etkili olan iklimimizde uzun boylu otların olduğu savan iklimi diyoruz. Hem ılıman hem de sıcak kuşakta karaların iç kesimlerine görülür. Yaz ayları sıcak ve kurak geçer. Kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır. İşte bu da ılıman karasal yani step iklimi, Bozkır'ın görüldüğü İç Anadolu bölgesindeki iklim. Yıl boyunca termik alçak basınç etkisinin altında kalan bu bölgelerde yağış miktarı fazla. Yağış rejimi düzenlidir. Yağış rejimi düzenli olması ne demek? Her mevsim yağış alıyor. Bilhassa Mart ve Eylül aylarında yani 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş ışınları dik geldiği için ekinokslarda yağış fazla oluyor. Burası her mevsim yağışlı olan ekvatoral iklimdir. Buna tropikal iklim denir. Burada bitki örtüsü geniş yapraklı ormanlardır. Kuzey yarımkürede karaların iç kesimlerine etkilidir. Kanada, Sibirya, Doğu Avrupa'da belirgin olarak görülür. Doğal bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlar yani taygalardır. Bu da yine Kanada'da ve Doğu Anadolu bölgesinde görülen sert karasal iklimdir diyoruz. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. 9.2 akıl notlarında da bunlarla alakalı sizlere süper ders notları hazırladık. Bu ders notlarından da çalışmanızı istiyoruz. Bunları da yanınıza taşırsanız sınavlarda çok rahat güzel notlar elde edersiniz. Bakın iklim tiplerini burada sizler için ekvatoral, savan, muson, çöl, Akdeniz hatta bitkilerin resimlerine koyduk. Böyle özetledik. Buralardan da yine çalışmanız sizin başarınızı artırır. 9.1 akıl notları veya akıl haritalarıyla da çalışmanız başarınızı artıracaktır. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyorum arkadaşlar. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Hadi bakalım görüşmek üzere.